efsane bir tıp fakültesi Vilon'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Covid testi yaptıracağım ve klinik derslerim var. O yüzden hastaneye geldim. Bugün güzel bir şekilde motivasyon dolu, eğlence dolu bir vlog bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben şimdi önlüğümü giyeceğim, dersime gireceğim. Ardından Covid testi yaptırmaya gideceğiz. Sonra da kütüphaneye bir uğramayı düşünüyorum. Kütüphane açık mı merak ediyorum pandemi döneminde. Açıksa orada biraz ders çalışacağım. Değilse de kitap alacağım. Kütüphaneden kitap almam lazım. Hadi gelin videoya geçelim. Sabah bir fizik muayene dersimiz vardı. Üriner sistem muayenesi gördük ve şimdi kahvemi aldım. Birazdan Covid testine gideceğim. Yani o sırada da arkadaşlarımla biraz sohbet ediyorum. Özlem gideriyoruz. Yani hastaneyi de özledim ve hastane sürekli bir değişim içerisinde şu anda. Biz de yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Vaka sayıları çok fazla yükseliyor ve bu vaka sayılarının yükselmesi de haliyle bizi tedirginleştiriyor şu süreçte. Dün bir tane online panele katıldım. Orada güzel bir şekilde soru cevap yaptılar. Aslında Covid hakkında konuştuk ve tıp öğrencilerinin Covid'e bakış açısı, Covid döneminde, pandemide hastanede olmak tıp öğrencileri açısından risk oluşturuyor mu diye. Aslında bakıldığı zaman ülke genelinde tıp öğrencilerinin bir sıkıntısı olduğunu görebiliyoruz. Yani endişelenenler var bir yandan. Gerçekten çok korkuyorlar, hastaneye gitmek istemiyorlar. Ailemizden değerli değil bunlar diyorlar. Ama bir kısım tıp öğrencisi diyor ki ya biz doktor olacağız abicim, bizim hasta görmemiz lazım diyor. Onlara da katılıyorum. Evet tabii ki, ama bence burada daha önce videolarında da söylediğim gibi okulların biraz inisiyatif alması lazım bana göre. Yani çünkü şehir dışından buraya gelen öğrenciler var ve bu öğrencilerin ailelerine bulaştırmamaları veya kendi güvenli ortamlarında konaklayabilmeleri gerekiyor. Ve şu an yurtlar açık değil. Mesela KYK yurtları kapalı. Peki bu öğrenciler nerede kalacak? Dolayısıyla bence üniversitelerin öğrencilerini konaklayabilmesi için yurt imkanlarının sağlaması gerekiyor. Çünkü yurtlar kapalıyken öğrenciler şu an kalabilecek bir yer bulamıyorlar açıkçası. Yani önlemleri alarak aslında bence hasta görebiliriz. Görüldüğü üzere her hafta zaten Covid testine de giriyoruz. Ama bunlar yeterli değil. Sosyal mesafeyi derslerimizde koruyoruz. Aralarımıza hep mesafe koyuyoruz. Arkadaşlarımız önünde muayene çalışmaları yaparken bile öncesinde sonrasında ellerimizi iyi bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Ama bütün bunlara rağmen yine de ister istemez bir korku oluşuyor. Ve şu an Covid testi yaptırmak için arkadan sıraya gireceğim. Gerçekten heyecanlıyım çünkü bir burundan yapıyorlar. Çubuğu böyle cidden beynine kadar sokuyorlar yani. Cidden beynine kadar, bayağı derine. Hatta yaptıran arkadaşlarım böyle kanadı falan diyenler oldu. Ağrısı falan böyle 4-5 gün geçmiyor diyenler var. O yüzden birazcık korkuttu beni. Ama sonuçta bunu yaptırmamız gerekiyor. Bir kere yaptırsak neyse de her hafta yaptıracak olmanın bir stresi var şu an üzerinde. İyi ki eğer güzel geçerse, gerçi biraz da yapan kişinin elinin hassasiyetine bağlı bu işler. İyi ki eğer güzel geçerse ondan sonraki dönem biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Ama bir heyecanım var. Şu an hatta bayağı heyecanlıyım. Bakalım içeride neler yaşayacağız. Yaptırdım ve gözümden yaş geldi. Gerçekten burnumu o kadar derinliklerine soktu ki yani. Çok kötüydü ya. Beklediğimden daha kötü işte. Bayağı kötü çünkü şu an bildiğin gözüm, burnum, her yerim yaşardı yani. Bildiğin beynine kadar sokuyor gerçekten. O gerçekmiş yani. Arkadaşlar hiç abartmıyormuş. Neyse, bu da bir tecrübeydi. Melda, nasıl hissediyorsun? Gıdıklanıyorum. Gıdıkladın mı? Evet, şimdi kütüphane açık mı diye bakmaya gidiyorum. Niye her videoya ben evet diyerek giriyorum? Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yani yıllarca YouTube videosu çek, 3. yılına gir artık ama hala videoyu evet arkadaşlar diye başladı. Kütüphane açık mı merak ediyoruz. Diğer hastanemizi kapattılar. Şu an bu hastanede güzel bir kütüphanemiz var. -6. katta. Yani böyle magmaya bayağı yakın. Magmaya çok yakın olduğu için kütüphanenin de hava sıcaklığı yüksek. Böyle boğucu bir havası var ama klimalar da serinletebiliyorlar. Işık çok kışı oldu. Şimdi oraya gideceğiz bakalım. Eğer açıksa kitap alacağız. Çünkü kitap lazım. Artık bize dahiliyeye başladık ve kaynak almamız lazım. Her kaynağı da her yerde bulamıyoruz. Ama kütüphaneniz de varsa düşüyorum. Alıp onlarla birlikte çalışmaya başlayacağız. Sesim
Türkçesi daha şey yani ufak. İngilizcesi çok kalın da Türkçesi daha ufak. Ufak 9. basın. Bu yabancı versiyonun sesi. Evet, benimki 26. basın. Evet. Bu 2 cilt mi, tek cilt mi? Benimki 2 cilt. Peki kalınlığı ne kadar? Bunun kadar var mı yani? İşte şöyle. Oo. Biraz daha kalın. Şu şekilde iki kitap kırmızılar gibi. Bak bu, şuna bak. Bu 24. Şunu koysana birini. Ben de 26. basın. Bu da sesin değil mi? Bu kaçıncı baskı? O kaçıncı? 24. baskı. Az önceki sesi 9'du. Bu 24. Bu daha kalın mesela. 2. Gençler, şimdi gelin size bizim bu seneki eğitim planımızı anlatalım. Biz şimdi stajyer doktor olduk. Stajyer doktor ne demek biliyor musunuz? 4. sınıfta 4-5 tane böyle büyük staj var. Ve biz bunların stajlarını yapıyoruz. Yani bunların yanında, hocalarımızın yanında hasta bakıyoruz. Şimdi mesela dahiliyle başladık. Dahili iç hastalıkları demek. Bunu hepinizin bildiğini düşünüyorum. 10 haftalık bir staj. Biz 10 hafta boyunca hocalarımızın yanında hasta bakacağız. Hastaları muayene etmeyi, iç hastalıklarıyla ilgili sıkıntılarda nasıl muayene edebileceğimizi orada test ediyoruz. Ondan sonra da bize bir sınav yapıyorlar. Bu sınav öncelikle bir ara sınavımız oluyor. Bu ara sınavda %20 etkiliyor dahiliye stajımızı. Bu %20'sinde mesela bize bir işte muayene sorusu soracaklar. İşte hastayı muayene ettirecekler. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz buna bakacaklar. Ondan sonra final sınavımız var. O da %80 etkiliyor. O sınavda da bizlere önce bir yazılı sınav yapacaklar. Sonra da klasik tıp fakültesi sözlüsü yapacaklar. Yani odaya çağıracaklar. Bir şey soracak rastgele. Onları anlattıracak. Başka şeyler soracak. Başka şeyler soracak. Biz de bunları cevaplamaya çalışacağız. Veya şöyle bir şey de yapabiliyor. Mesela bir tane hastayı önüne koyuyor. Ama hastanın kendisi değil. Hastanın dosyasını mesela anlatıyor sana. Hastanın şusu busu var. Şikayetleri şu. Benim karşıma böyle geldi. Ben bu hastaya ne yapmalıyım? Tedavi olarak hastaya ne vermeliyim diye soruyor. Biz de bunlara göre hocam şöyle tedavi edebiliriz, böyle yapabiliriz. Demek ki hastalığı bunlar, bunlar olabilir. Eğer buysa şöyle tedavi ederiz, buysa böyle tedavi ederiz diye seçenekler sunuyoruz. Bu mesela dahiliye için. Genel olarak hepsine zaten benzer bu durum. Ardından mesela pediatri stajımız var. O da 10 hafta sürecek. İlk yarı yılımız yani ilk dönemi 4. sınıfın 2 staj var. Dahiliye ve pediatri. O da 10 haftalık bir staj. Onda da aynı aşamaları geçtikten sonra pediatri biliyorsunuz çocuk hastalıkları demek. Çocuklarla ilgili problemlere bakıyoruz. Çocuk hastalarla ilgileniyoruz. Onların aşıları, tedavisi, çeşitli şeyler. Bu iki staj biraz daha zor diğerlerine göre. Ardından ondan sonra kadın doğum, genel cerrahi, nöroloji, enfeksiyon gibi çeşitli ufak stajlar gelecek. Bunlar da 5 hafta, 5 hafta, 5 hafta böyle. Dolayısıyla 40 haftalık bir dönem düşünün. İlk yarı yılı 2 tane staj 10 hafta 10 haftadan. Diğerleri 4 tane staj, onlar da 5 hafta, 5 hafta, 5 hafta. Şimdi 4. sınıftan itibaren sınıfta kalma diye bir şey yok tıp fakültesinde. Sadece stajdan kalabiliyorsunuz. Stajdan kalırsanız da bir sonraki sene aynı stajı tekrar alıyorsunuz. Sistem burada bu şekilde işliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk 3 sınıfta aslında sınıfta kalma korkusunu çok fazla yaşıyorsunuz. Çünkü dersten kalma diye bir şey yok. Alttan ders alma diye bir şey yok. Burada ya hep geçiyorsun ya hep kalıyorsun. Ama 4. sınıfa geçtikten sonra 4 ve 5'te geçme kalma olayı artık kalkıyor. Stajdan geçme kalma olayı oluyor. Eğer özel okulda okuyorsanız çoğu özel okullarda stajdan kaldığınız zaman mesela 10 haftalık stajdan kaldın ya okulda 40 hafta sen okul ücretinin 4'te 1'ini tekrar ödüyorsun. Böyle bir sistem var. Yani özel okulda okuyanların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bazı özel okullar öğrencileri kalsa da onlardan ücret tekrar almıyorlar. 6. sınıfa geçtiğimizde artık bizim ismimiz intern doktor oluyor. Orada artık biz hastanenin bir personeliyiz, bir çalışanıyız ve hastanede dümdüz çalışıyoruz. Yani başka bir işimiz yok. Hasta bakıyoruz ve bir intern karnesi var. Onu dolduruyoruz. Hani bir doktorluk yapıyoruz aslında orada. Orada da geçme kalma diye bir şey yok. Sınav da yok. Orada tamamen geçeceksin. Yani devam sağladığın sürece, geldiğin sürece geçmen garanti olmuş oluyor. Evet gençler, güzel bir vlogun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Vlogları çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de vlogları çok özledim. Bundan sonra çok daha fazla vlog sizlerle birlikte olacak. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.